Merhaba dostum kanalıma hoş geldi. Bugün mistik bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta Guido von List'in derin mistik keşiflerine ve Armenen runlerinin gizemli dünyasına adım atacağız. Ayrıca bu sembollerin tarih boyunca nasıl bir değişim geçirdiğine, özellikle de Nazi dönemiyle olan bağlantılarına da değineceğiz. Belki de bilirsek. Guido von Liszt, 1902-1903 yıllarında geçirdiği bir katarak ameliyatı sonrasında hayatını değiştiren mistik bir deneyim yaşadı. Bu deneyim, ona Armenen rünleri adını verdiği bir runik sistemi geliştirme ilhamı verdi. Liszt, bu rünleri eski Germen mitolojisinden ve Eda metinlerinden türettiğini iddia ettiği 18 sembol olarak tanımladı. Ancak bu rünler sadece birer alfabe karakteri değil, aynı zamanda evrenin derin sırlarını ve eski germanik bilgileri temsil eden mistik semboller olarak da kabul ediliyordu. Ancak bu keşiflerin sadece birer akademik meraktan ibaret olmadığını da bilmelisi. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa, eski gelenekler ve sembollere duyulan ilginin tam ortasında yer aldı ve eski Germen geleneklerini yeniden değerlendirme sürecinde önemli bir figür haline de geldi. Ne yazık ki List'in Armenen ürünleri Nazi döneminde farklı bir yola sapmıştı. Henry Himmler ve SS yani Schutzstaffel subayları bu mistik sembolleri ideolojik amaçları için kullanmaya başladılar. Özellikle Rudolf von Savatendorf ve Tul Cemiyeti gibi gruplar eski Germen mitolojisini ve sembollerini Nazi ideolojisinin bir parçası olarak da benimsediler. İşte bugün bu eski runlerin ve mistik sembollerin karmaşık tarihine bir ışık tutarken onların anlamlarını ve etkilerini yeniden değerlendirme fırsatı da bulacağız. Belki de bu mistik yolculuk sana geçmişin derin sırlarını ve bu sembollerin gerçek anlamını anlaman için bir kapı aralar. Hazırsan, o zaman bu büyülü yolculuğa hadi birlikte çıkalım. Eski zamanlardan beri sadece birer yazı karakteri değil, aynı zamanda derin kozmik sırları ve ezoterik bilgileri temsil eden semboller olarak kabul edilmiştir. Bu runlar yalnızca birer alfabetik işaret değil, aynı zamanda evrenin ve insanlığın derin sırlarını yansıtan da sembollerdir. Guido von List bu runları yalnızca bir yazı sistemi olarak değil, aynı zamanda kozmik ve ruhsal bir bilgi sistemi olarak da değerlendirdi. List'in bu konudaki çalışmaları eski Germanik mitolojiyi ve sembollerini yeniden anlamak amacıyla yapılmış bir araştırma olarak da görülebilir. List'in Armenen rünleri olarak adlandırdığı bu sistem eski Germen mitolojisine ve sembollerine dayanmaktadır. List, Armenen rünlerinin eski Edda metinleriyle bağlantılı olduğuna inanıyordu ve bu rünlerin her birini Eda'daki belirli dizelerle ilişkilendirerek bir mistik anlam çıkarmaya çalıştı. Armenen ürünleri eski Germen kültüründe bir tür kustal birige ve ruhsal derinlik arayışının bir yansıması olarak görülebilir. Konumuza başlamadan önce 10 ile 16 ile 19. yüzyıllar arasındaki dönemin ortamını ve havasını da bilmemiz gerekiyor. 16. yüzyıla baktığımızda ilk olarak Avrupa'nın tarihinde köklü değişikliklere sahne olduğunu söyleyebiliriz. Martin Luther'in 1517'de başlattığı Reformasyon hareketi Katolik Kilisesi'nin egemenliğine resmen meydan okudu ve Protestanlık olarak bilinen yeni bir dinin hareketin doğmasına da yol açtı. Bu hareket din ve toplumsal yapı üzerindeki eski anlayışları sorguladı ve yeni dini ve toplumsal normların oluşmasına da zemin hazırladı. Reformasyon dini özgürlük ve bireysel inançlar üzerine odaklanırken Avrupa'da bir dizi toplumsal ve kültürel değişimi de beraberinde getirdi. Bu dönemde aynı zamanda Rönesans'ın etkileri de devam ediyordu. Sanat, bilim ve felsefede büyük gelişmeler yaşanıyordu. Leonardo da, da Vinci, Michelangelo ve Galileo Galilei gibi figürler insanlık tarihine damgalarını vurdular. Bu yenilikçi düşünceler eski inançların ve geleneklerin sorgulanmasına ve yeniden değerlendirmesine de yol açmıştı. 17. yüzyıla geldiğimizde de bilimsel devrim olarak bilinen bir dönem yaşanmaya başladı. Galile, Kepler ve Newton gibi bilim insanları doğa yasalarını anlamak için yeni yöntemler geliştirdiler ve bilimsel bilginin temellerini attılar. Bu dönemde akıl ve deneysel gözlem bilginin doğruluğunu test etmede anahtar araçlar haline de geldi. Ancak bu bilimsel ilerleme ile birlikte Avrupa'da siyasi ve toplumsal krizler de yaşandı elbette. 30 yıl savaşır gibi büyük çatışmalar Avrupa'nın siyasi haritasını değiştirdi resmen ve toplumsal yapılar üzerinde derin etkiler yarattı. Bu savaşlar din temelli anlaşmazlıkların yanı sıra bölgesel güç mücadelelerinin de bir yansımasıydı. 18. yüzyıla geldiğimizde de aydınlanma çağı olarak bilinen bir döneme ev sahipliği yaptı. Bu dönemde akıl, mantık ve bilimsel düşüncenin ön planda olduğu bir düşünce akımı ortaya çıktı. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ve Kant gibi filozoflar toplumsal ve siyasi reformlar için resmen çağrıda bulundular. Bu fikirler özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi kavramların öne çıkması da sağladı. Aynı zamanda sanayi devrimi de bu dönemde başladı. Bu devrim üretim süreçlerini ve toplumsal yapıyı köklü bir şekilde değiştirdi. Tarım toplumlarından sanayi toplumlarına geçiş, şehirleşme ve ekonomik değişimlerle birlikte geldi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise ulus devletlerinin ortaya çıkışı ve toplumsal dönüşümlerle karakterize edildi. Almanya ve İtalya gibi ülkeler, çeşitli şehir devletlerinin de birleşmesiyle ulusal bir bütünlük kazandı. Bu süreçler, milliyetçilik akımlarının da güçlenmesine ve yeni siyasi yapılarının ortaya çıkmasına da neden oldu. Bu dönemde ayrıca bu tarz konuların yanı sıra mistik ve okült düşünceler yeniden ilgi çekmeye başladı eski semboller, mitolojiler, ezoterik öğretiler, bilimsel ve toplumsal değişmelerle birlikte yeniden değerlendirilip incelendi. 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa genelinde rekabet eden ve birbirini destekleyen fikirlerden oluşan bir kasırga ortamı vardı yani. Politik ve ekonomik olarak farklı şehir devletlerini, daha büyük ulusal birlikleri yeniden düzenlemenin faydaları 1861'de İtalya, ve 1871'de Almanya ile örneklendirildi. 1885'te Friedrich Nietzsche'nin tamamlanmış başyapıtı olan Asus Şıpras Zara yani böyle buyurdu Zerdüşt yayınlandı. Müzik dünyasına baktığımızda da Richard Wagner'in Der Ring des Nibelungen yani Nibelungların Yüzüğü eseri Beyrut'ta halka açık ilk gösterimini yaptı. Bu tarz sanat eserlerinin yanı sıra Basis Deutsch yani Almanca nedir adlı makalesinde kendisinin sorduğu soruya bir cevap bulmak için asırlık Cermen mitolojisinden ilham almıştı. Batı zirvedeydi. Halkı onların büyüklüğünden şüphe duymuyordu ve bilginleri ve sanatçıları kökenlerini daha iyi anlamak için kolektif ve ulusal geçmişlerini daha derinlemesine bakmaya çalıştılar. Guido von List bu zamanları ruhuna olarak uygun olarak doğdu işte. List gençliğinde tutkulu bir açık hava insanıydı. Zamanının çoğunu tekne gezileri ve dağcılık yaparak geçirirdi. Ayrıca kendini tarih, arkeoloji ve antropoloji çalışmalarına da adadı. Çok çeşitli konulardaki düşünceleri, çok sayıda makalede kayıt altına bile alındı. Bir gazeteci olarak makaleleri çeşitli gazetelerde bile yayınlandı. Listin felsefesi ve fikirleri gün geçtikçe olgunlaştı ve 20. yüzyılın başında daha mistik bir eğilim kazandı. Bu dönemde Helena Balavatsky ile yani Madame Balavatsky ile fikirleri ve eserleri ve tozofik hareketle tanıştığını şüphe yok. Ayrıca Almanya ve Avusturya'da yaygın olan yükselen milliyetçi ve vörkiş düşünce dalgasından etkilendi. Ancak Rünlerle ilgilenenler için en önemlisi 1908'deki Das Geminister Runen yani rünlerin sırrını yayınlamasıydı. İşte asıl hikayenin başladığı yerde burasıydı. Guido von Gies 1903 yıllarında geçirdiği bir katarak ameliyatının ardından yaşadığı mistik deneyimlerle Armenen Rünleri olarak bilinen bir runik sistemi ortaya koydu. Listin bu dönemde yaşadığı deneyimler ona eski Germenik gelenekler ve runik semboller hakkında derin bir anlayış kazandırdı. Armenen runları listin mistik vizyonunda eski germetik eda metinlerinden türetildiğini iddia ettiği 18 runluk bir sistemdir. Listi, Armenen runlarını keşfetme süreci, eski runik sembollerin gizli anlamlarını yeniden keşfetmek amacıyla gerçekleşen bir arayış olarak da değerlendirebiliriz. List'in Armenen Rumları olarak adlandırdığı bu sistem eski Germen mitolojisine ve sembollerine dayanmaktadır. List, Armenen Rumlarının eski Eda metinleriyle bağlantılı olduğunu adı kadar inanıyordu. Ve bu Rumların her birini ise Eda'daki belirli dizelerle ilişkilendirerek bir mistik anlam çıkarmaya çalıştı. Armenen Rumları eski Germen kültüründe bir tür kutsal bilgi, ve derin, ruhsal derinlik arayışının bir yansıması olarak da görebiliriz. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları Avrupa'da büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde. Bu dönemde eski gelenekler ve mistik semboller üzerine ilgi büyük bir artış gözlemlendi. Az önce bahsettiğim Luther'in reform hareketi Roma Katolik Kilisesi'nin egemenliğine karşı çıkan bir milliyetçilik ruhunu ateşlemişti. Böyle bir atmosfer düşünün. İşte bu atmosfer eski geleneklerin ve mistik öğretilerin yeniden keşfedilmesine zemin hazırladı. Guido von List bu dönemde eski Germanik geleneklerin ve mistik sembollerin derinliklerine inmeye çalışan bir figür olarak ise karşımıza çıktı. List'in çalışmaları esoterik ve mistik bilgilerin yeniden değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşti mistik deneyimleri ve runlarla olan ilgisi dönemin Wölkisch yani düşünceleriyle birleşerek eski Germen mitolojisini ve runik sembollerini yeniden değerlendirdi. Bu arada Völkiş hareketi bir 19. ve 20. yüzyıl başlarında Almanya'da milliyetçiliği ve halk kültürünü vurgulayan, genellikle ise ırkçı ve antisemitik görüşlerle özgüleşmiş bir ideolojik akımdır. Yani ırkçı muhafazakar bir düşünce hareketi de diyebiliriz biz buna. Ortam 16. ila 19. yüzyıl ortamının nasıl olduğu belli. E haliyle Guida von List abimiz de etkilenecek tabi böyle bir ortamda. Bu List abimizin armenen ruhları ve mistik çalışmaları Nazi döneminde özellikle Henry Himmler ve SS subayları tarafından ideolojik amaçlarda kullanıldı. Himmler eski Germen geleneklerini ve sembollerini Nazi rejiminin ideolojik temelini güçlendirmek için bir araç olarak gördü. Eski subayları yani Fuchsteufel ise Armen runları ve diğer mistik sembolleri milliyetçi ve ideolojik propaganda için kullandı. Bu dönemde runlar güç ve otorite sembollerine dönüştü ancak eski Germen kültürünün gerçek anlamı göz ardı edildi. Rudolf von Sobatendorf, Goethe von Nistin çağdışı ve bir başka önemli mistik figürdür aslında. Sobatendorf, Tuğ Cemiyeti'nin kurucusuydu ve bu cemiyet özellikle Germen mitolojisi ve okültizmle ilgili çalışmalarıyla tanınır. Tuğ Cemiyeti, Nazi Partisi'nin kurucu üyeleri üzerinde derin bir etki sahipti. Sobatendorf'un mistik öğretileri, Nazi ideolojisine baktığımız zaman Nazi ideolojisinin oluşumunda önemli bir rol oynadığını da görebiliyoruz. Tuğul cemiyetinin mistik semboller ve eski Germen gelenekleri hakkındaki çalışmaları Nazi partisinin ideolojik temellerin oluşturulmasında da etkili oldu. Böyle bir dönemde mistik semboller ve eski gelenekler siyasi ve ideolojik amaçlar için çarpıtılarak kullanıldı. Tekrar söyleyeyim çarpıtılarak kullanılıyor. Nazi döneminde bu mistik öğretiler ve semboller milliyetçi ve ırkçı ideolojilerin bir parçası haline bile getirildi. Ancak savaşın sona ermesinden sonra bu sembollerin gerçek anlamlarını yeniden anlamak ve eski ruhsal değerini geri getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar da yapıldı. İşte bu sembollerden ya da değerlerden birisi de bugünkü videonun konusunun bir tanesi olan Sovilo sembolüdür. Sovilo Elder Futhark'ta bulunan bir rundur ve genellikle güneş veya zaferle ilişkilendirilir. Birun genellikle bir S harfi şeklinde betimlenir ve ışık, güç ve enerjiyi temsil ediyordu. Sowilon'un anlamı eski Germen kültürlerinde ve mistik geleneklerde oldukça derindir ve bu run aynı zamanda bireysel başarı ve ruhsal aydınlanma ile de ilişkilendirilir. Bugünkü videonun konusuna girmeden önce bir şeyler anlatmak istiyorum. Eğer Vikings dizisini izlediysen işte Ragnar Lothbrok ve Seks Krallığı'ndan falan bahsediyordu. Tam bir Anglo-Sakson dönemini anlatıyordu yani. Şimdi diziyi gözümün önüne getir. Ragnar Lothbrok'un daha kabile şefi olmadan önce yaşadığı dönemi eski futar yani Eldir Futar dönemi deriz. Tarihsel açıdan da baktığımızda milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 8. yüzyıl arasıdır. Sonra ne oluyordu dizide? Kabile şefi oluyordu Ragnar Lodbrok. Artık Norveç ve İsveç gibi Danimarka gibi ülkelerin yavaş yavaş birleşmeye başladığı dönem oluyordu. İşte bu dönemde Younger Futark dönemi diyebiliriz. Yani genç Futark dönemi de diyebiliriz. Tarihsel açıdan baktığımız zaman karşımıza bu dönem 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arası bir dönem olarak çıkıyor. Son iki sezonda ne oluyordu? Artık İskandinavlar birleşmiş ve İngiltere'ye akın etmeye fena başlıyorlar. İşte bu döneme de Anglo-Sakson Futark dönemi deriz. Yani milattan sonra 5. yüzyıl ile 12. yüzyıl arası döneme deriz. Daha basit ifadeyle tarihsel açıdan İskandinav ülkeleri birleşmeden önceki döneme Eldir Futark yani eski Futark dönemi diyoruz. İskandinav ülkelerinin yavaş yavaş birleşmeye başladığı zamana Genç yani Younger Futark dönemi diyoruz. Hepsi toplanıp Cumhuriyet cemaat İngiltere geldiği döneme de Anglo-Saxon Futark dönemi diyoruz. İşte Sovilo sembolü de Eldir Futark döneminden bulunan bir rundu ve genellikle güneş veya zaferle de ilişkilendirir. Burunun genellikle bir S harfi şeklinde betimlendiğinden, ışık, güç ve enerji temsil ettiğinden bahsetmişti. Burun aynı zamanda bireysel başarı ve ruhsal aydınlanma da ilişkilendirilir de diye bahsetmişti. İşte Guede von Liszt'in Armenen Runları çalışmaları, burunları sadece sembolik olarak değil, aynı zamanda mistik ve kozmik anlamlar taşıyan işaretler olarak da değerlendirdi. Mistik, Armenian sistemi özellikle eski Germen mitolojisi ve sembollerine dayalı olarak geliştirilmişti. Ve her bir runa belirli bir mistik anlam ve enerjiyi temsil ediyordu. Soviro bu sistemde güçlü bir yer tuttu ve zaferin aydınlanmanın ve kozmik enerjinin simgesi olarak da görüldü. Sovilo'nun Nazi dönemindeki kullanımı bu sembolün ideolojik ve siyasi amaçlarla nasıl çarpıtıldığını anlamamız açısından kritik bir öneme sahiptir. Nazi partisi özellikle Henry Himmler ve SS subayları tarafından eski germen sembollerini ideolojik propagandalarının bir aracı olarak kullanmaya başladı. Sovilo, bu dönemde güç ve otorite sembolü olarak öne çıktı ve nazi rejiminin ideolojik hedefleri doğrultusunda yeniden anlamlandırıldı. Henry Himmler ve SS eski Germen geleneklerini ve sembollerini Aryan ırkın yani Staff ırkın üstünlüğünü vurgulayan bir propaganda aracı olarak kullandılar. Sovilo bu dönemde yalnızca bir sembol değil, Aynı zamanda Nazi ideolojisinin bir parçası olarak da bu şekilde kullanıldı. Ancak bu kullanımlar Sovilo'nun gerçek, mistik ve kültürel anlamlarından oldukça uzak bir şekilde gerçekleştirildi. Nazi dönemindeki bu çarpıtma eski geleneklerin ve sembollerin gerçek anlamlarını göz ardı etti ve onları ideolojik bir propaganda haline bu şekilde getirdi. Ezoterik geleneklere baktığımızda Sovilo sembolü, genellikle güneş ışığını ve onun içsel aydınlatıcı gücünü temsil eder. Ezoterik düşünce sistemleri her sembolün ve işaretin derin, saklı bir anlam taşıdığına inanır. Güneş ışığı karanlıkta yolu aydınlatan bir ışık olarak kişinin manevi yolculuğuna rehberlik eder. Ezoterik düşünceye göre Sovilo'nun taşıdığı enerji, kişisel güç ve dinamik enerjiyi temsil ediyordu bunun kişinin ruhsal ve fiziksel gücünü arttırma kapasitesini işaret eder. Tıpkı bir güneş ışığı gibi Sobilo'da yüksek bilinç seviyelerine ulaşmayı ve kişinin daha da derin bir anlayışa erişmesini teşvik eder. Okültizmde ise Sobilo sembolü çeşitli mistik ve gizli bilgilerle ilişkilendirilir. Okült gelenekler sembollerin sembolik ve ritüel anlamlarını araştırır. Sovilo genellikle zafer ve koruma ile bu şekilde ilişkilendirilir. Okült pratiklerde bu sembol kullanılarak kişisel güvenlik ve başarı sağlama amacı güdülür. Sovilo'nun güçlü bir koruma sembolü olduğu ve negatif enerjilere karşı bir kalkın işlevi gördüğü de kabul edilir. Okült ritüellerde Sovilo çeşitli büyülerde ve sembolik uygulamalarda kullanılır. Bu sembol Özel ritüel alanlarda güç ve enerjiyi arttırmak amacıyla da kullanılır. Sembol yapılan uygulamalar manevi enerjileri yönlemlendirme ve güç kazandırma amacı güder. Okul çalışmalarda bu sembol kişinin eski enerjileri bırakmasını ve yeni bir başlangıç yapmasını simgeler aslında. Maji yani büyü ve sihir perspektifinden baktığımızda ise Sohle sembolü, çeşitli büyüsel ve sihirsel uygulamalar için kullanılır. Sovilo, büyüsel uygulamalarda güç ve iyileşme amacıyla kullanılır. Bu sembol kişinin enerji alanını güçlendirmekten tut, fiziksel ya da ruhsal iyileşme süreçlerini desteklemeye kadar birçok şekilde kullanılır. Maci uygulamalarında Sovilo, kişisel güç ve başarı elde etme amacı güden büyülerde de kullanılır. Yani Sovilo, Sihirli çalışmalarda, çözüm arayışında ve olumlu sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılıyordu. Bu sembol, kişinin zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak ve olumlu sonuçlar elde etme düşüncesi aslında gülüyordu. Yapmamız gereken bir konu kaldı. Hitler'i düşünüp soyun nurunu ile birleştirmek. Sizin liderleri, özellikle Henry Himmler ve diğer SS subayları, okültizmin ve mistik sembolleri ideolojik bir araç olarak kullandıklarından bahsetti. Himmler'ın Aryan ırkının mistik kökenlerine olan inancı bu sembolleri ideolojik propagandaların bir hal, partisi haline getirdiğinden de bahsetti. Sovilo Nazi ideolojisinde sadece eski bir sembol değil, aynı zamanda bir zafer ve güç simgesinin büyüsü olarak da yer almıştır. Sovilo'nun güneş ışığını temsil etmesi, Nazi partisinin Aryan ırkının üstünlüğünü simgelen bir imge olarak benimsemesini sağlamıştır. Bu sembol Hitler'in liderliğinde Nazi Almanyası'nın askeri ve ideolojik zaferlerinin bir simgesi olarak bu şekilde kullanılır. Nazi partisi bu sembolü zafer ve ulusal birliği simgeleyen bir araç olarak değerlendirir. Sovilo'nun savaş ve direnişle ilişkilendirilmesi Nazi propaganda makinesi tarafından güç ve ulusal birlik anlamında kullanılıyor. Sembol, savaş ve mücadele ruhunu arttırmak için ideolojik bir araç bir büyü olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Sovilo'nun güçlü bir liderlik ve kişisel güç semgesi olarak görülmesi, Hitler'in kendisini ve Nazi rejimini güçlü bir şekilde sunma çabalarıyla da örtüşüyor. Sonuç olarak baktığımızda Sovilo sembolü ve Hitler ve Nazi ideoloji arasındaki bağlantı sadece bir sembolizminin ötesinde olan bir konu olduğunu söyler bize. Sovilo, Nazi partisinin okült ve mistik sembolleri ideolojik ve politik amaçlar doğrultusunda nasıl kullanıldığını, çarpıtıldığını da gösterir. Bu sembol Nazi rejiminin güç, üstünlük ve savaş propagandasının nasıl maji ile birleştirilerek bir parça olarak kullanıldığını da gösteriyor. Böyle bir durumda Sovyet'in rolü, sembollerin ve mistik imgelerin totaliter rejimler tarafından nasıl manipüle edilebileceğini ve ideolojik araçlar, propagandalar olarak nasıl kullanılabileceğini de anlamamıza yardımcı olur. Savaş sonrası döneme geldiğimizde de runlar ve mistik semboller Nazi bağlantılarını arındırılarak yeniden ele alındı. Carl Space ve Stephen Flowers gibi araştırmacılar bu sembollerin eski anlamlarını yeniden keşfetmeye başladı bu sayede. Space Berger rehabilitasyonu için önemli bir çaba gösterdi ve Runin Meci adayıyla bir çalışma ile beraber eski bilgilerin yeniden değerlendirilmesine de katkıda bulundu. Stephen Flowers yani diğer tabiriyle Edward Therese'ın Armenian Lunar'ı konusundaki çalışmalarını İngilizce konuşulan dünyada yaygınlaştırdı ve bu bilgilerinin modern okült literatürdeki yerini de sağlamlaştırdı. Evet sevgili dostum, bugün Guido von List'in Armenian Lunar'ını ve bu mistik sembollerin tarihsel bağlamasını derinlemesine incelediğimizi inanıyorum. List'in eski Germen geleneklerine dair ortaya koyduğu bu semboller sadece tarihsel bir merak değildi, aynı zamanda modern mistizmin ve ideolojilerin kökenlerine dair bize önemli ipuçları sundu. List'in Armenen ruhları eski bilgeliği ve kozmik sırlarını yastığa semboller olarak hem bir dönemin ruhunu hem de mistik arayışın derinliğini nasıl da ortaya çıkardığını temsil ediyor. Ancak, bu sembollerin Nazi dönemindeki çarpıtılmış kullanımları onları ideolojik bir araç haline getirdi. Bu bağlamda yunların gerçek anlamını ve kültürel değerini korumak tarihsel sorumluluğumuzun bir parçası olarak kalıyor. Nazi döneminin ardından bu semboller yeniden ele alındı ve eski değerlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Karl Spiesberger ve Stephen Flowers gibi araştırmacılar, rünlerin gerçek anlamlarını yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. Hatta çalıştılar ve bu mistik sembolleri eski ruhsal derinliklerini günümüze kadar bile taşıdılar. Sonuç olarak genel açıdan baktığımızda Guido List'in Armenen rünlerinin arkasındaki gerçekleri ve tarihsel bağlantıları anlamak sadece geçmiş anlamak değil Aynı zamanda gelecekteki mistik ve kültürel araştırmalara da ışık tutmak anlamına geliyor. Bu mistik yolculuğa katıldığın için teşekkür ederim. Geçmişin sırlarını keşfetmeye devam ederken her zaman derin bir anlayış ve saygıyla yaklaşın lütfen. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutma lütfen. Sağlıcakla kal.